Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle limit kavramını işleyeceğiz. Gelin bakalım limit kavramında neler var? Barış hocamız neler yazmış? Yazan hocalarımıza buradan tekrar ellerinden sağlık diyelim. Şimdi limit kavramı birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Test 1, birinci soru. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre limit eksi 2'ye soldan ve x giderken 3'e sağdan toplamının değeri kaçtır diye sormuş. Eksi 2'yi bulduk. Eksi 2'nin solu burası. Soldan aşağı indik. Burası. Genelde böyle hemen çok yakın komşuluğunu gösteriyoruz. Arkadaşlar dilerseniz eksi 2'nin solundan grafik nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Eksi 2'dir de diyebilirsiniz. Bunun değeri eksi 2'dir. Şunun değeri. Geldik arkadaşlar diğerine. Diğerine bakalım. Ne demiş burada da? 3'e sağdan 3'ü bulduk. 3'ün sağından yukarıya çıktık. 4 geldi. Artı 4 dedik. Toplarsak 2 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Ama tabii dediğim gibi isterseniz sağ taraftan fonksiyonun geliş yönüne bakarak da ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne diyor? Bakalım. X eşittir 4 apsis noktasında tanımsız olan y eşittir fx fonksiyonunun x eşittir 4 noktasının civarındaki bazı x değerleri hesaplanarak aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur. Bu tabloya bakıldığında yorumlarından hangileri doğru olabilir? Limit x giderken 4'e fx eksi 2'dir denmiş. Bakalım doğru mudur arkadaşlar? Limit değeri sorulmuş. Burada limit değeri için ne yapıyoruz? Limit x giderken 4'e soldan ve limit x giderken 4'e sağdan bakıyoruz. Şimdi 4'e soldan ve 4'e sağdan baktığımızda arkadaşlar 4'ün hemen küçük değerine, ya bu böyle nokta 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 giden değerinde eksi 2,0002. Yani buna yaklaşık olarak eksi 2 diyebiliriz. Şimdi zaten doğru olabilir diye sorulmuş. Buna bakalım yaklaşık değeri. 4'e sağdan baktığında da bunu kullanacağız. O zaman eksi 1,9999. Buna da eksi 2 diyebiliriz. İkisi birbirlerine eşit olduğu için limit var ve eksi 2'dir denir. Bir doğru. Birin olmadığı seçenekleri eledik arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci. Limit 4'e sağdan giderken fx 4'e sağdan giderken bunu kullandık. Eksi 1,999, eksi 1,99999 dedik. Küçüktür diyor. Limit 4'e soldan giderken, onunla da bunu kullanacağız. Eksi 2,00002 der demiş. Doğru olabilir demiş. Arkadaşlar baktığınız zaman sayı doğrusunda eksi 2 burası, eksi 2,002 burası, burası eksi 1,9 gibi bir değerdir. Bu yanlış olur. 2'nin olduğu seçenekleri eledik. Geldik 3'e. Limit 4'e sağdan giderken fx eksi 2 olabilir demiş. Zaten bunu yazmıştık. 3 doğrudur. Doğru cevap D seçeneği gelir arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Bakın. Şimdi ne verilmiş arkadaşlar? Aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangisi doğrudur? Gelin kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar limit eksi 4'e sağdan giderken eksi 4'ü buldum sağından çıktım. Kaç geldi? 0 geldi. Eşit midir diye soruluyor. Limit 4'e sağdan giderken 4 burası sağdan giderken eksi 1'dir arkadaşlar. Eksi 1 sıfıra eşit değildir. 1 gitti 1'in olduklarını eledik. Hepsi demiş. O da gitti. Geldik ikincisine. 5'e sağdan giderken 5'e sağdan giderken 0. 5'e soldan giderken o da 0. Limit var ve 0'dır zaten. 2 doğrudur. Bir daha bakayım. 5'e sağdan giderken 0. 5'e soldan giderken 0, limit var ve 0'dır. Bu doğru arkadaşlar. 0'a sağdan giderken 0'a sağdan giden değeri nedir arkadaşlar? 5. F0, F0 da 5'tir. İkisi birbirlerine eşittir. Limit vardır dedik. 2, 3 doğru cevaptır. Doğru cevap C seçeneği gelir arkadaşlar. Geldik 4. sorumuza. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Eksi 5'e sağdan giderken fx bakalım. Eksi 5 burası sağdan çıktık yukarıya. Kaça denk geliyor arkadaşlar? 2'ye denk geliyor. 3 demiş. 2 olacaktı. 1 gitti. 1'in olduklarını eledik. Geldik diğerine. Eksi 3'e sağdan giderken. Eksi 3 burası sağdan giderken arkadaşlar çıktık yukarıya. Ne geldi? 5 geldi. Bunun da cevabı 5 gelmeliydi. 2 de gitti. Doğru cevap E seçeneği geliyor ama bir de bakalım kontrol edelim. Eksi 2 de fx değeri eksi 2'ye soldan giderken fx değeri şuralarda bir yer. Yani 3 ile 5 arasında. 3-5 arasında bir değer.
Bakalım. A'ya soldan giderken f(x) eşitliğini sağlayan en fazla 3a tam sayı değeri vardır. Şimdi a'ya soldan giderken f(x) eşitliğini sağlayan a tam sayı değeri vardır. Şimdi buraya denk gelen 3 tane tam sayı var mı bakalım. Şimdi şurası olsa buraya da tam sayı değeri gelen 3 olabilir. 3 olabilir. Yani tam sayı mıdır bilmiyorum ama 3 olabilir. Şurada bir değer olabilir. Burada da yine bir tam sayı değeri olabilir. En fazla 3A tam sayısı vardır. Bu doğrudur. Ama bunu vardır yerine olabilir olarak daha şık olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 5. soruya arkadaşlar. A, R'nin alt kümesi olmak üzere A kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Tamam. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Limit x giderken sıfıra sağdan. Sıfıra sağdan çıktık. Kaç geldi? 3. F5 nedir diye sorulmuş. F5 de 3'tür. İkisi birbirlerine eşittir. Doğrudur. 5 de denk gelen değer 3'tür zaten. Bir doğru arkadaşlar. Geldik 2'ye. 2'ye bakalım. Eksi 2'deki fx limiti. Eksi 2'deki fx limiti şuraya bulmam lazım. Şimdi burasının denklemini yazalım arkadaşlar. Doğru denklem. X bölü x2 kestiği nokta artı y bölü y2 kestiği nokta eşittir 1 şeklinde yazdık. X yerine eksi 2 koyarsam 1 bölü 2 artı y bölü 2 eşittir 1'dir. Y buradan 1 gelecektir. Yani şurasında kestiği değer 1'dir. O zaman buranın değeri 1 gelir. 2'deki fx değerine bakarsak 2 koyduğumda şurası 1 gelecektir arkadaşlar. 1 koyduğunda 2 geliyor zaten. 3'e 3'ten geçiyor arkadaşlar. Bu da 1 geldi. Bu da doğrudur. Geldik arkadaşlar 3. seçeneğimize. A'daki fx değeriyle B'deki f mutlak x ise A çarpı B eşittir. Eksi 4 olabilir. Şimdi arkadaşlar burada ben A'ya 2 değerini versem, B'ye de eksi 2 değerini versem, buradan çarpımları eksi 4 olabilir. Bu da sağlanır. Buna göre 1, 2, 3 doğrudur. Hepsi doğrudur. E seçeneği doğru cevaptır. Geldik 6. soruya gençler. Aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eşitliği sağlayan kaç tane a tam sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi bakalım. Burada fa artı x a'ya giderken fx x a'ya soldan giderken fx eşittir 3 eşitliğini sağlayan kaç a tam sayısı vardır diye sorulduğunda. Şimdi ben burada x eşittir 0 için bakayım. 0 koyduğumda x eşittir 0 için. X'e 0 koyduğumda f0. F0 nedir arkadaşlar? 1 yazdım. Artı a'ya sağdan giderken fx, a'ya sağdan giderken 1. A'ya soldan giderken o da 1. Toplarsam 3 gelir. 0 için sağladı. 1 için, 2 için, 3 için, ya yani 2 için bakamazsın zaten. Sağdan soldanı bilmediğin için 3 olmuyor. Negatife düşmediği için de şu aralıktaki değerleri vermek çok sağlıklı gelmedi bana. X eşittir 5 için bakalım bir de. X eşittir 5 için bakalım. 5'e baktığımızda f5 nedir arkadaşlar? 1'e denk gelmiş. Tamam. Artı 5'e soldan giderken, 5'e soldan giderken eksi 1. 5'e sağdan giderken de 3 geldi. Toplarsak arkadaşlar 3 yapar. 5 için de 3 yaptı. O zaman 2 tane seçenek için yapar. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Ne diyor? Buna göre A artı B artı C toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar f fonksiyonu verilmiş. A'ya soldan fx ile B'ye sağdan fx birbirlerine eşit ve fc de bunlara eşit gelmiş. Şimdi bakalım, bakalım ne diyelim? Burada ben a'ya eksi 2 versem, a'ya eksi 2 verdiğinde eksi 2'ye soldan 0 yapar. Eşit midir? B'ye sağdan dedik, b'ye de eksi 4 vereyim, b'ye de eksi 4 vereyim. Sağdan geldiğinde bu da 0 yapacaktır. Fc yine 0 yapabilecek bir değer vermem lazım. O zaman c'ye de eksi 2 değerini verdim. Bu durumda bu da 0 yaptı. Ancak buraya baktığımız zaman arkadaşlar farklı gerçel sayılar demiş. Sakın bunu atlamayın. Bu işimizi çözmez. Gelelim. Ben burada B'ye 3 değerini verdim. B'ye 3 değerini verirsem B'ye sağdan 3'e sağdan 2 gelir.
A'ya yine 2 getirebileceğim bir değer verirsem arkadaşlar, eksi 3 diyeyim. Eksi 3'e soldan da 2 gelecektir benim için. Buradan sonra yine benim için 2 gelebilecek fc değerini bulmam için c'de eksi 1 değerini verirsem, eksi 1 değerini verirsem burada 2 gelecektir. Bunlara bakılacak olursa bu değerlerin toplamı sorulmuş bize. Eksi 3, 3, 0, eksi 1 dersek doğru cevap D seçeneği gelir. Geldik 8. soruya. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıda f ve g parçalı fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Eksi 5, 4 aralığında eşitliğini sağlayan kaç farklı a, b tam sayı ikilisi vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu iki ifadenin toplamı 10 olacak. 10 olabilmesi için bir kere bu değerler 4'e kadar geliyorsa, eksi 5, 4 aralığında tanımlıysa, burada en büyük değerim 5 G'de. F'te de en büyük değerim 5. O zaman her ikisinin de 5'e 5 olması lazım. Başka bir seçeneğim yok. Şimdi o zaman ne yapacağız? Gelin bir tablo halinde yapalım. F ve G olmak üzere. F'in 5 olduğu, G'nin limitinin 5 olduğu. Bunlar limit değerleri. Bunu unutmayın. Tamam mı? Şunlar limit değerleri. Ben buraya bakarsam limitinin 5 olduğu değerleri inceleyelim şimdi. F'in limitinin 5 olduğu sadece burada şu ifadede var. Yani 1'e soldan giderken. Yani limit x giderken 1'e soldan f 5 gelecektir. O zaman a dediğim değer 1 gelir. Şuradaki A değeri. Peki gelelim B'ye. Bu A değeri içinde. Bu da B değeri için. Burada B değerinin 5 olduğu kaç tane değer var bakalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi ben burada B'de 1'e sağdan dersem olur. B'de 2'ye sağdan dersem olur. B'de 3'e sağdan dersem olur. B'de 4'e sağdan dersem olur. Burada 1, 2, 3, 4 tane tam AB farklı ikilisi vardır. Doğru cevap C seçeneğidir.